farklı bölgelerinde bir lokma ekmeğe muhtaç insanlar varken, başka bölgelerde tonlarca ekmek ve gıda sorumsuzca çöpe atılıyor. Kimi yerlerde içecek bir damla su bulunamazken, başka yerlerde hayat kaynağımız sular hesapsızca israf ediliyor. Oysa ayet-i kerime gayet açıktır. Rabbimiz bizlere onlar harcama yaptıklarından ne israf ederler ne de cimri davranırlar. Bu ikisi arasında bir yol tutarlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Kibre kapılmadan ve israfa kaçmadan yiyin, sadaka verin ve giyinin. Kardeşlerim, en yaygın israf çeşitlerinden birisi de sağlık ve zaman israfıdır. Dünyamıza ve ahiretimize hiçbir katkısı olmayan zararlı alışkanlıklarla bedenimizi ve ruhumuzu tehlikeye atmak sağlığın israfıdır. Ömür sermayemizi Rabbimizin razı olmadığı söz ve davranışlarla heba etmek vaktin israfıdır. Sağlığın ve zamanın önemine aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle dikkat çekiyor. İki nimet vardır ki insanların çoğu onları değerlendirme hususunda aldatmıştır. Bu iki nimet sağlık ve boş vakittir. Kardeşlerim, israfın öyle bir çeşidi vardır ki bütün israfların temeli ve en büyüğüdür. O da kainatın kendisine emanet edildiği insanın israfıdır. Bilinmelidir ki yaratılış gayesinden uzak bir hayat süren her insan kendini israf etmiştir. Allah ve Resulü'nü tanımadan geçirilen bir ömür, israf edilmiş bir ömürdür. İman ve ibadet ve güzel ahlaktan yoksun yaşanan bir hayat, israf edilmiş bir hayattır. Bugün hemen her birimizin şikayetçi olduğu israf türlerinden birisi de çevrenin ve doğal kaynakların israf edilmesidir. İnsanoğlunun doymak bilmeyen istekleri, aşırı tüketim ve israf alışkanlığı hayatımızı zorlaştıran, dünyamızı kirleten, nice çevre sorunlarına sebep olmaktadır. Sınırlı kaynaklarımızın sınırsızca israf edilmesi bir ahlak sorunudur ve tedavi edilmesi gereken manevi bir hastalıktır. Bu hastalıktan kurtulabilmenin yolu ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tüketim ahlakını ve tasarruf anlayışını hayatımıza hakim kılmaktır. Öyleyse kıymetli cemaatim, hayatımızın her alanında israfın yerine tasarrufu hakim kılalım. Tüketirken tüketmeyelim. İsrafı önlemeye kendimizden ve ailemizden başlayalım. Bir lokma ekmeğimiz çöpe gitmesin. Bir lokma ekmeğimiz çöpe gitmesin. Bir damla suyumuz boşa akmasın. Enerjimiz boşa harcanmasın. Vaktimiz heder olmasın. İlmimiz, emeğimiz ve birikimlerimiz hasılı, insanımız israf olmasın. Unutmayalım ki israf sebebiyle sadece paramız, malımız ve mülkümüz yok olmuyor. Umutlarımız ve yarınlarımız da yok olup gidiyor. Hutbemi Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şu güzel bir yanısıyla bitirmek istiyorum. İnsanoğlu kıyamet günü ömrünü nerede tükettiğinden, gençliğini nerede geçirdiğinden, malını nereden kazandığından ve nereye harcadığından, öğrendikleriyle amel edip etmediğinden hesaba çekilmedikçe asla yerinden kımıldayamayacaktır. Allah'ım, vermiş olduğun ömrü, vermiş olduğun nimetleri, kadrini, kıymetini bilip razı olduğun şekilde ya Rabbim yolunda kullanabilmeyi, Allah'ım şu güzel cemaatimize, ailemize, akrabalarımıza, ümmeti Muhammed'e nasip eyle ya Rabbel alemin. İsrafın her türlüsünden Rabbim nefislerimizi, nesillerimizi muhafaza eyle ya Rabbel alemin. Elâ inna ahsana'l kelâm ve ablâ'l nizâm. Kelâmullâhi melikil azîzil allâh. Bismillahirrahmanirrahim.
yardım duyurumuz var. Dini, hayri hizmetlerde kullanılmak üzere inşallah cuma namazımızın çıkışını sizlerden yardım talebinde bulunacaktır. Cenab-ı Allah cümle yardımlarınızı en güzeliyle dergahınızı kabul ve kabul eylesin inşallah. İbadallah, ittakullah ve ati'un, innallah ya'muru bil adli vel ihsan vel ita'i zil qurba ve yeta'anil fahşai vel munker vel bagi. Bizlere şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz ki Allah Celle Celaluhu adaleti, iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi emreder. Kötülüğü, fenalığı, azgınlığı, edepsizliği, hayasızlığı, fuhşiyatı yasaklar. O düşünün tutasınız diye öğüt vermek. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerimize olsun. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in.